Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi beni bana bırakmadılar. Hocam dediler. Harbi harbi tarzında bir video rica ediyoruz dediler. Tamam dedim elimden geldiğince çekeyim bir şeyler dedim. Ama bu videoya şu an için ne başlık koyacağımı bilmiyorum. Biraz ilerlesin bakalım buluruz. Israrlı bir şekilde Emre Belezoğlu'nun e, sözlerini değerlendirmemi rica ettiler. Ben de hiç tereddüt etmeden değerlendireyim dedim. Çünkü canlı şahit olmadım. Neler demiş Başakşehir Teknik Direktörü Sayın Emre Belezoğlu. NTV'deki Kırılma Anı programına katılmış. Kırılma Anı programında neler demiş bakalım. 3 Temmuz'da büyük bir şok yaşadık. Sabah kalktık. Televizyonda haberler, altyazılar, kırmızı kırmızı son dakikalar. ''Az Yıldırım ve yöneticileri büyüklerimizi görüyoruz. Gerçekten zor bir süreçte demiş. Az Yıldırım ve yöneticileri büyüklerimizi görüyoruz. Televizyona diye. Allah bir daha bizlere bunu yaşatmasın. Bize bunu kim yaşattıysa 3 Temmuz'un 3 mislini yaşasınlar en az. Volkan farklı bir karakterdir diyor. Volkan'dan geri adım olmaz. Kavga edeceksen de orada olur diyor gülerek. Volkan'la tartışmalarımız da olmuştur. İçinden geldiği gibi davranıyor. Bana da Volkan'a da Fenerbahçe taraftarı hani bizi bir yere koydu diyor. Bu sefer ben pervaneden rahatsız oldum. Kapattım. Şimdi 3 Temmuz gerçekten bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz yani Allah hiçbir masum takımın başına vermesin ama masum değilse herkesin yani kim masum değilse mutlaka yaşaması gereken bir süreç. Şike olduğundan hiç şüphe ettiniz mi diyor. Annemin ismi Fatma diyor Emre Belezoğlu. Babamın Mehmet. Onların isimlerinden şüphe etmediğim gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda leke yok. Ben sahadaydım. Yaşananları bizden daha iyi bilecek kimse yoktu. Süreç ee, çok kötü ilerledi. Türkiye zor günler yaşadı, sıkıntılı bir süreçti. Annemin oğlu Emre olarak ne kadar eminsem Fenerbahçe bir o kadar tertemizdir diyor. Peki umutsuzluğa kapıldığınız bir an var mı diyor sonucu. Fenerbahçe ceza aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Küme düşecek dediler. Büyük bir yıkım vardı. Bizi kulübe çağırdılar. Çeşmeden bir iki arkadaşımla dönüyoruz. Arkadan daha üçüncü günde şikeciler diye bağırdılar. Ben de çok sakin bir insan değilim. Öyle tartışmalar yaşadık. Koskoca bir camianın hak etmediği sonrasında hakkın yerini bulduğu bir süreç oldu. Hiç kolay değildi ayakta durabilmek. Takımın gücü de azalmıştı. Son ana kadar kocaman ile oynadık. Deli deliği görünce sopasını saklarmış. Birbirimizi Lugano ile hep iyi anladık. Lider oyuncular kaybetmeyi sevmezler. Takımları için her şeyi ortaya koyar. Lugano kendi milli takımının kaptanıydı. Yakışıklı. Sahanın içinde her topa kafa sokuyor. Hangi takımın içinde işi kolay... Yani ha, ha, Hacı takımın içinde işi kolaylaştırıyordu ya. Lugano da öyleydi diyor. Aziz Başkan içinden geldiği gibi davranan değildir. Çok tartıştığımız bana kızdığı anlar oldu diyor. Kızar Aziz Başkan. Fenerbahçe için çok sıkıntılar çekmiş. En büyük sıkıntısını yaşamış kişidir. Fenerbahçe'li duruşuyla herkesin gönlünde taht kurmuş biridir. Kolay bir insan değildir. Beni birkaç kez odasından kovdu ama hep iyi anılarla hatırlıyorum. Öyle kalacak diyor. Çok büyük futbolcularla oynadım. O kadar iyi oyuncularla oynadım ki. Fenerbahçe ve Galatasaray'da o kadar çok isimlerle oynadım ki. Hani bir tane oyuncuya indirgeyemem o diyor. Sahanın içinde sizler ...beraber o kazanma hissini yaşayan bazı oyuncular vardır. Lugano, Kite, Okan Buruk onlardan biri diyor. O duygudaşlığı hissetmek değerli olmuştur. 2013-14 kadrosu çok iyi bir kadroydu. Mesela bunu özellikle söylememi istediler. Şimdi arkadaşlar ben şunu da belirteyim. Ben haberden moda, moda aldım. Yani haberde ne diyorsa o. Eğer kelimeleri, cümleleri atladılarsa, aksattılarsa bu benim sorumluluğunda değil, benim aldığım yerin sorumluluğunda bilginiz olsun. 2014 kadrosu çok iyi kadroydu. 2011 çok sıkıntıların olduğu bir dönemin kadrosuydu. Malatya'ya elendik, Antalya'ya gittik, üst üste maçlar kazandık. 2014 kadrosu olgunlaşmış, ligi bilen bir takımdı. 13-14 Türkiye Ligi'ne daha uygun bir takımdı diyor. Bütün teknik adamlar benden verim aldılar bence. Hiçbirine Verimsiz olmadım. Samimi ilişkiler kuran teknik adamlarla her türlü duygumu paylaştım. Ama sahaya çıkınca önce formam sonra da teknik adam için her şeyi kazanmak adına yaptım. Abdullah Avcı'yı başka bir yere koyarım. Aykut Kocaman ile 3 Temmuz süreci vardı. Yönetilmesi zor bir oyuncuydum diyor. Doğru. Aykut Kocaman asil ve akil bir adamdır. <laughs> Ona ne kadar zorluk verdiğimi teknik adam olunca hissediyorum. Bana bakar ve iç çekerdi. Fatih Terim, Hector Cooper 6 aylık süreçte Diego Simeone bile faydalandı diyor. Aykut Kocaman'la karşılıklı ağlayarak anlaştık. Aykut Kocaman'ın ağladığını gördünüz mü? O anı hatırlıyorum diyor. Onu ağladığını görünce ben de ağlamıştım. Çok değerli bir adamdır. Her zaman gönlümde farklı bir yeri olacaktır. Oğuz Çeten, Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman çocukluğumuzun kahramanlarıydı diyor. Doğru söylüyor. Hangi maçı tekrar oynamak isterdim? Bursa maçı. iki Galatasaray maçı var. Çok maç var. Kaybettiğim her maçı tekrar oynamak isterdim diyor. Fenerbahçe baskısıyla mücadele edebiliyor mu? Baskıyla mücadele edebiliyorum edebiliyor Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe'de içeriği iyi biliyorum. Genlerini, gücünü çok iyi biliyorum. Bir kitap daha okuma okumama gerek yok bununla ilgili. Ne yazık ki sabırsızlık problemi var. Hemen başarı elde etme isteği var. 2015'te ilk ayrılma sürecim vardı. Hani o dönem, o yıl 2015'te önemli oyuncuların gönderilmesi hataydı. Bir kulübün bir hafızası olmalıdır. Teknik adam ve sportif direktör üzerinden gideceksiniz. Bir kulüp başkanı çıkıp her şeyi ben yöneteceğim diyorsa öyle yönetilmeli. Sıkıntılı sürecin fitili ateşi yakıldı. İkincilik Fenerbahçe için başarı değildir diyor. Yani anladığım kadarıyla <laughs> Fenerbahçe'de hala bu sabırsızlığın <laughs> şeyi ee etkileri net olarak belli oluyor demek istemiş. 2013-14 e ile ilgili şunu söyleyeyim. O takım Avrupa'ya gidemedi. Yani herhalde ondan dolayı lig için diyordu. Ama şunu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Ee, o takım gerçekten lig için çok çok kaliteli bir takımdı. Ve zannetmeyin ki o takıma hakemler kolladı. Ne bileyim şöyle oldu böyle oldu. İşte ee, şanslıydı falan filan. O takımın da o sene hakemler tam karşısındaydı. Çok maçımızı katletmeye çalıştılar ama olmadı. Niye Başakşehir'e gittiniz diyor. Diyor Çelik Gümüş daha oradaydı. Fenerbahçe'de 34 yaşındaydım. Çok iyi bir sezon geçirmiştim. 20 gol direkt katkı vermişim. Belki de hayırlısı böyle diyor. Ben üzüldüm beklemiyordum diyor. Sonra futbolu bırakma kararı aldım. Sonra bir gün yattım kalktım. Bir daha uyudum. 3 gün böyle devam ettim. Sonra tam kapıdan çıkarken nereye gidiyorsun dedi eşim. Ben galiba bırakamayacağım futbol dedim. Daha sonra ee, Başakşehir'de bir sene oynarsın dediler. Dört sene oynadım. Sonra tekrar geri döndüm Fenerbahçe'ye. Ezber bozarsın demişti. Öyle oluyor. Peki en değersiz hissettiğiniz an? Değersiz olduğumu hiç hissetmedim. Terane onun televizyonda bir şeyler söyledi. Televizyonda İtalyanca ağır ifadeler kullandı. Tercüman yumuşatarak konuştu. Gönderildiğimi söylediği bir konuşma yaptı. Aziz Yıldırım bir tek sen kalacaksın. Arkadaşların gidecek demişti. Ben de keşke mektupla göndermeseydiniz dedim. Ben gönderildiğimi televizyondan öğrendim. Şu an şu an gülüyorum ama acı bir durum diyor. Rize maçında ne düşündü tek başına diyor. Annemle konuşuyorduk. Ben annemi çok üzdüm. Onu aradım. Seni üzdüğüm şeyler olsa bana yüktür dedim. Oraya çıkıp da annemi aramak isterdim. İstedim. Yaşadığımız süreç hepimizi yordu. Bizi sevenler diyordu. Annemi de sağ içindeki profilden dolayı üzüldüğümü biliyordum. Annemi aramıştım diyor. Anneme ne sakin olmamı istiyordu. Kötü çocuk olmak derdim değildi. Annemin ağladığını görünce ben de ağladım. Aklıma gelince burnumun direğe sızladı. Ben de bir şey istedi ne yapmadığımı görünce anneme karşı bakar, üzülürüm diyor. Bizim Fenerbahçe'ye karşı gönlümüz kırılmaz Fenerbahçe bizi üzmedi. Bilakis bizi hep mutlu etti. Orada olmak çok ama çok büyük mutluluktu. Ayrılıkla süreçlerin yönetilmesi değerli ve önemlidir. Hepimiz nefis taşıyoruz ama ayrılık sürecinde samimi olarak söylüyorum. Ben can abi ya da lefter olmadım. Olamam. Eski insanlar çok daha farklı insanlardı. Bak. Burada şey var hani Emre Belezoğlu için Fenerbahçe efsanesi diyorlar ya bazı kesimler. Bazı kesimler de değil diyor karşı çıkıyor. Ben efsane değilim demek istiyor bak. Eski insanlar çok farklı diyor. Bizler başka bir jenerasyonuz. başka mücadeleler verdik. Belki bizden sonra gelecek insanlar da bizi böyle yad edecek. Alt tapım kalta saraydı. Fenerbahçe'de insanların da sizi böyle sevmesi özel bir duygudur. Üstünde bir duygu yok. Fenerbahçe olmak bu duyguyu hissetmektir. Paha biçilmesi zor bir duygu. Fenerbahçe'de teknik direktörlük süreci Sivas maçı sonrası açıklamalarını hatırlatıldı. O sene bana hocalık görevi verildi. Bunun bir dönüşü olmayacağını dile getirdim. O da teyit etti. Bir daha sportif direktörlük koltuğuna dönüş yoktu. Sportif direktör olmak gibi bir niyetim de yoktu. Erol Hoca da biliyor. Paraya tamah edecek insanlar değildik. Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştık. Tutmayan olmayan şeyler oldu. Yanlışım olmadı ama hatam oldu. Şampiyonluk fırsat elimize gelecek demiştim. Bu fırsatın geleceğini söylediğinde bana inandıklarını sanmıyorum. Hani Fenerbahçe'nin kendine uygun bir oyun olmuştu. Erol Hoca da elinden gelince her şeyi yapmaya çalıştı. Erol Hoca'nın görevine son veriyoruz. Onun yerine gel geliyorum. İnsanlar çok katlarlar. Kalbinizden geçirmediğiniz şeyleri geçirmiş gibi konuştuklar oldu. Zor bir süreçte şampiyonluk fırsatı geldi. Oyuncular da istedi ama değerlendiremedik diyor. Sivas maçında şanssızlıklar yaşadık. Bu maç sonrasında arkadaşlara da rica etmiştim. Kendinize dikkat edin demiştim takımın enerjisi düşük kaldı. Elimizden geleni yaptık olmadı diyor. Yani Fenerbahçe'den ayrılma olayı yaşadığımız şeyler kolay değil. Küçük hesaplar içinde olmak istemedim. Yani ayrılmam daha hayırlıydı. Başkanla konuşmamız 5 dakika geçmedi. Başkan basın toplantısı yaparken ben kulüpten ayrılmış taksiyle evime dönüyordum diyor. Ee, bana bu ülkede bir sürü şey yakıştırdılar. Bilmiyorum ki çok var hani hangi olayı silmek istedin. Irkçılık yakıştırması yaptılar. Başka şeyler yazdılar. Bunları konuşmak çok zor. Hani çok haksızlık yaşadım. Ne olursa olsun şöhretin bir bedeli var. Onunla yaşamayı öğrendim. Gerçekten vicdanında, vicdanımda gram olmayan duygu sebebiyle hakaret edildi. Bu beni kötü yap. Yani ceza neye göre ceza? Ceza kanında ırkçılığın karşılığı yok. Ülkemizde siyahi bir insana duyulan hoşgörü, sevgi Avrupa'da gösterilmiyor. Anneme yapılan bir hakaret sonrası sözlü bir atışma oldu. Vicdanen öyle bir duygu hissetmedim. Bu malum bir futbolcu var. Onunla ilgili. Ben kendim biliyorum. Allah'ın yarattığı varlıkların farklılığı yok. Siyahın beyaza, beyazın da siyah üstünlüğü yok. Bu ülkenin evladı olmak da zor diyor. Doğru. Yediğim yani şey, Zokora'nın tekmesi. Yediğim tekme benim canımı yakmaz. Canı yakan şey bu ülkenin evladı. Emre mi yoksa Zokora mı diyor. Benim canımı acıtan bu. Maçkalı bir annenin evladıyım diyor. Trabzon'un arkadaşlar Emre'nin annesi. Trabzon ilçesi maçka. Babam kilisli annem Trabzonlu diyor. Aranızda birçok kişi de vardır. Belki bu durumda olan annesi ya da babası Trabzonlu olan. Bu statta tekme yedim diye kahkaha attılar. Anneme hakaret eden insanlar vardı. Acı olan şey sahiplendiler. Zokora'yı seven arkadaşı yok. Benim hep kötü insanlarla problemim oldu. Ben orada yerde yatarken Trabzonlular çok mutluydular. Yurt dışından gelmiş bir oyuncunun tekmesine sevinebiliyorlarsa milliyetçiyim diye geçinmesinler diyor. Ağır bir laf. Renklerin ötesinde duygular vardır. Sarı lacivert daha. bordo mavinin üstünde duygular vardır. Bunu kaybettiğimizi hissettiğimiz anlar oldu diyor. 2002'deki takımın en iyi en iyi milli takımımızdı. 2008'de de vardım. Çok iyi takımdı ama 2002 Dünya Kupası kadrosu özel oyuncular vardı. Costa Rica maçında değerli bir goldü. 2-3 önemli golüm var. Onlardan biri olabilir. Dünya Kupası'ndaki başarının tekrarlaması kolay değil. Bu düzende zor diyor. Hangi düzenden bahsediyorsam. Sizden daha yetenekli bir orta saha oyuncusu var mı diyor. Arda Güler. Arda Güler'e ne tavsiye ederim? Şu anki o hayallerinde yaşadığı ne varsa bir gün karşısına çok karanlık gönderiyle çıkabilir. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Çok temiz bir kardeşimiz. Bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim onun diyor. En büyük pişmanlığım da Inter'den ayrılmak diyor Emre Belezoğlu. Ben Emre Belezoğlu'na programda şunu sorardım. Ersun Yanal'la niye tartıştınız? Niye Ersun Yanal'la tartışıp bir nevi gitmesini istediniz? Ya da kulüp o dönemin <laughs> kulüp başkanına Ersun Yanal'ın gönderilmesi gerektiğini söylediniz diye ben olsam bunu sorardım. ya yani ben olsam bunu sorardım açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ha baktığınız zaman da Yaşandı bitti bazı şeyler eğrisiyle doğrusuyla. Ama kendi ifadesine bakın ben Fenerbahçe efsanesi değilim diyor. Ki haklı da Fenerbahçe efsanesi olmak başka bir olay arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe taraftan akarsa Valencia'yı bile Fenerbahçe efsanesi yapacak. Crespo Galatasaray'a gol attı diye efsane yapacaklar geçen sene. Değil. Efsane olmak çok başka bir şeydir. Bir kere bir kere efsane olmak Sadece kupalarla değil. Ya Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanmıyor mesela. Bu süreçte Fenerbahçe'ye gelen, ruhuyla oynayan, savaşan. Mesela Vedat Burici. Elinden geleni yaptı. Çok uzun kalmadı mesela. Geldi gitti. Kim Minji mesela bir sene oynadı gitti. Ama efsane olayı çok başka bir olay. Hani hakkında hayırlısı olsun. Benim sadece kafama gelen soru işareti şu. Niye Fenerbahçe iyi gittiği dönemde, Emre Berezoğlu çıkıyor da açıklamalarda bulunuyor. Demek ki program icabı böyle denk geldi diyorum. <laughs> hani başka birisi olsa Fenerbahçe'yi belki karıştırma niyeti var derim. Ee, ama Emre'nin Fenerbahçe'yi karıştırma derdi olacağını zannetmiyorum. Ben da bir e, tezim var. Onu da sizlere belirteyim. Ben Fenerbahçe'nin eğer böyle giderse şampiyonluk yolundaki rakibinin Başakşehir olacağı fikrindeyim. Bunu da bir kez daha belirteyim. Orada Fenerbahçe'de başarının sırrı ortaya çıktı kısmıyla devam edelim. Ee, bir iki tane daha haber ya da bir haber daha okuyayım. Bu haberi de okuyup bitireyim. Sonra birazcık e, net yorumlarda bulunayım. Çünkü sonuç olarak burası bir yorum kısmı Emre Berezoğlu'nun açıklamalarına dair. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus ve kısa sürede başarılı sonuçlar aldı. Futbolcular ve taraftarlar bazı maçların bitmesini istemesi hale geldi. Doğru. 90 dakikanın her anından keyif alan bir kitle oluşuyor ve bu kitle giderek büyüyor. Doğru. Yeni bir teknik direktör, yeni transferler, kadroda ciddi yapılanma. Ve sezon başındaki e, birkaç sıkıntılı sonuç hariç Fenerbahçe taraftarı güzel bir modun içinde. Peki en büyük etmen ne? 9 maçta 24 gol atmış Fenerbahçe resmi maçlarda. Bu gelişmedeki en büyük etmen futbolcu oyun grubunun keyif alması. Takım maçların bitmemesini ister hale geldi. Ya kesinlikle sistem bu olacak diye sistemi dayatmadı. Elindeki kadroya uygun sistem. Bakın hazırlık kampı, hazırlık maçları, şimdi resmi maçlar. Yani oyuncular keyif almaya başladılar o ilk 11 oynayanlar, sonradan girenler, o maçta kadroya alınamayanlar bile kendini hazır tutmaya başladı. Ya Avusturya maçı 4-1 mesela. Bana sorsalar Fenerbahçe rotasyona şu kadroya çıkacak. Kaç kaç biter ben 2-0 falan derdim mantık olarak. Hani kenarda yedek bekleyenlerin bile keyif aldığı bir oyun. Takım içinde de zaten saygıdan bahsettik. Şimdi ben şunu belirteyim kendi adıma. Emre Belezoğlu kendi takımıyla ilgilenmesi gereken bir teknik direktör. Muhtemelen de ilgileniyor. Jorge Jesus da Fenerbahçe'yle ilgilenmesi gereken bir teknik direktör. O da zaten ilgileniyor. Fenerbahçe'nin şu anda içinde bulunduğu süreçte en büyük sıkıntısı ya da sıkıntı yaşayabileceği şey nedir biliyor musunuz? Hani ee, ağır bir tabirle işte kalkma falan filan demeyeceğim ama rehavet diyeyim. Herkes anlayacağı şekilde. Fenerbahçe'nin şu anda en büyük başına bela olabilecek şeyi rehavet. Eğer rehavete kapılırsak çok büyük sıkıntı. Bakın arkadaşlar. Biz niye Jorge Jesus istedik? Dedik ki biz Jesus'u isterken dedik ki aman işi bilen bir teknik adam gelsin, kontrolü eline alsın, her şeyi o yönetsin. Kimseyi de işine karıştırmasın. Doğru mu? Doğru. Hatta ve hatta daha da abartayım mı? Ali Koç istifa şeyi diye Pankarttan hazırlandığı süreçte. Ne dedik? Ali Koç'un tek kurşunu. Şimdi ben başka bir şey daha söyleyeyim. Geçen sezon Vitor Pereira yerine Jorge Jesus gelebilseydi bence yine filmin senaryosu değişik bir yere gidecekti. Ya da Jesus ayarında A plus bir hocam. Evet Vitor Pereira'nın da katkısı çok oldu ama durum bu. Şimdi teknik direktörleri yemeğe benzetebilirsiniz. Bazı yemekler karnı çok doyurur. Bazı yemekler doyurur. Ama tadı tuzu azdır. Bazı yemeklerin çok küçük bir parçası karın doyurmaya yeter. Mesela ee, testi kebabı diye bir yemek duydunuz mu hiç? Testi kebabı önünüze getirsinler, koysunlar. Azıcık bir şey getirirler. Dersiniz ki olan bundan karınca doymaz. Ama çok doyurucu bir özelliği vardır testi kebabının. Mesela. Ama soğan, ekmek, domates yiyeyim, karnımı doyurayım deseniz... Yedikçe yedirir, yedikçe yedirir mesela. Daha fazla şey gerekir. Bir... Fenerbahçe'nin rehavetten kurtulması ve asla böyle bir ortama girmemesi lazım. Kurt hoca getiriyorsan zaten girdirmez. 2. Emre Berezoğlu da konuşur, İsmail Kartal da konuşur, Ersun Yanal da konuşur, Aykut Kocaman da konuşur. Milletin ağzı şey değil, torba değil büzesin derler ya. Bir de şu var, la bu adamlar tabii ki konuşacaklar. Türkiye'nin en büyük kulübünün taraftarı ve e, sporculuğunu ya da teknik adamlığını yapmış isim bunlar. Mecburen konuşacaklar. Para bunlar da. Fenerbahçe'yi süperlik sisteminden çekip alın bakalım. Kaç takipçisi kalacak bir yan Kaça düşecek ihaleler? Neler iptal edilecek? Fenerbahçe'yi süperlik sisteminden çekip alın. Bir sene oynatmıyorum deyin. Ertesi sene kaç kulübün başkanı cezaevine girecek işeden iflastan dolayı? Ya bakın iki sene Fener Bak çok büyük iddia adamın iki sene Fenerbahçe ligde olmasın takım başkanlarının yarıdan çoğu cezaevine girer. Normal şartlarda hani bu e, yeni yasa geçti ya borçları ödeyemezlerse falan diye. Böyle bir takımın şeyi. <laughs> Bak çok büyük iddiada bulunuyor. Şimdi bir şarkıcıyı içeri falan almışlar etmişler. E, absürt sözlerinden dolayı. Fenerbahçe tribünde o şarkıcının şarkısını söylemişler. Bak haber yaptılar hemen. Fenerbahçe tribünlerinden destek falan filan işte. Oda TV, yatak odası TV, bilmem kripto oda TV, şu TV, bu TV hani şeyler. Haber kanalları, haber şeyleri vermişler. Galatasaray'ın dünyaca ünlü transferinin eşi de o futbolcuna ilgili hani serbest bıraksınlar şey o şarkıcına ilgili serbest bıraksınlar falan demiş. Kimse tınlamadı bile. He hocam Fenerbahçe düşmanlığından o. Yok haber değeri yok ki. Adam hesabına katmıyorlar ki Galatasaray futbolcusunu. Kaldı ki eşini katacaklar adam hesabına. Bak size bir şey söyleyeyim. E, negro ifadesi hani bizdeki hani ne derler ona hani Türkçe tabire tam çevirmeyin. E, yanlış anlaşılır. Hani siyahi insanlara karşı, siyah ten insanlara karşı çok aykırı, çok aşırı e, ırkçı bir şey. Hani çok aşırı ırkçı bir şey. Bak çok büyük iddia da Fenerbahçe'nin eskiden Fenerbahçe'ye gelip bir sezon mesela tutunamayan kim var? Atıyorum kafadan. Gökhan Emreciksin var. Gökhan Emreciksin bu cümleyi kursun. Bir de Galatasaray'da yıllarca forma giyip de mesela Arda Turan olsun. Bir de Arda Turan kursun. Aynı cümleyi. İnanın Gökhan Emreciksin bir hafta boyunca konuşulur. Arda Turan kimse sallamaz bile. Öyle demek istememiştir. Şöyledir böyle dedi. Zafer bir yol örneği hatırlayın. Beşiktaş alt çıkmış. Beşiktaş'ta da oynamış. Daha çok Konya'da oynamış. Bir sezon. Bir sezon Fenerbahçe'de oynamış. Yazıyorlar eski Fenerbahçe'de topçu FETÖ'cü çıktı. Hiç eski Beşiktaş'ta futbolcu FETÖ'cü çıktı gördünüz mü? Beşiktaş altyapısının yetiştirdiği futbolcu. Mesela Tayfur Avuçcu Beşiktaş efsanesidir. Fenerbahçe alt çıkmıştır. Çok fazla konuşmazlar ama Fenerbahçe efsanesi olup Beşiktaş alt çıksa Yine şey yapmaz. Yani değişik bir ortam ya. Şimdi birinciyi söyledim. Dedim ki rehavete kapılma. İkincisi herkes konuşacak çok fazla takma. Üçüncüye gelelim transfer. Bakın arkadaşlar Fenerbahçe transfer market değeri. 175.98 gösteriyor. Bu düşecek. Çünkü gitmesi çok muhtemel bazı isimler var. Misal Atilla Salahi 12 milyon euro diyor. 20'ye gitme ihtimali bugün itibariyle var. Başka eee Crespo isteyenler var ama zannetmiyorum biz 15 16 istiyoruz vermeyecekler. Bruno 6 milyon euro gitme ihtimali var mı? Var. Zayt 6 milyon euro yazıyor gitme ihtimali var mı? Var. Berish 6 milyon euro gitme ihtimali gidecek gibi duruyor. E Pelkas 4.5 milyon euro gidecek. Başka mesela. Hani bunun haricinde herkes 2 2 milyon euronun altına düşmüş durumdayız. Hani Novak 1 milyon euro kimsenin tınında olur mu? Lemos 500 bin euro. Tın olur mu gitse? E, Thiago Çukur 250 bin euro. Çağatay 250 bin euro. İşte Serhat Ahmetoğlu'nu kiralık işte Barış Sunguru feshetsin. Tın olur mu? İshak Buralı bana çok soruyorlar. Hocam niye oynamıyor? Niye işte rezerv takımda yok falan filan? Aramızda kalsın. Kimseye demeyin bunu ama 28 Mayıs 2006 doğumlu İshak Bural. 16 yaşında. Ha bundan dolayı olabilir mi acaba? Aynı İshak Bural 8 U19 maçında oynayıp bir golü var. 316 dakika oynamış. Gelişimini biraz daha hızlandırmak için olabilir mi acaba? Ulan bismillah adam 22 Şubat 2022'de geldi. Sen Benfica'dan futbolcu almışsın. Etmeyin, eylemeyin, gözünü seveyim arkadaşlar. Bazen o kadar saçmalıyorsunuz ki. Ya o kadar saçmalayanlar var ki. Peki hocam sen niye bu transfer markası söyledin? Şöyle söyleyeyim. Bugün 20 milyon euroya bir forvet alsan, transfer market değeri 20 milyon euro olan bir forvet almış olsan, takımının en değerli ismi olacak. Hocam ne demek istiyorsun? Açık konuşuyorum ben hani daha ne demem lazım bilmiyorum. Hani hangi cümleyi kurarsam ikna olursunuz? Bugün 20 milyon euroya bir futbolcu alsan, dediğim gibi takımın piyasa değeri en yüksek futbolcusu olur. Bugün 6 milyon euroya bir stoper alsan çok önemli değil mesela. Niye değil? Yani e, 2.8 Gustavo Henrique şey e, neydi onun adı Lemos 500 bin euro zaten bir stoper alacak olsan bu ikisini bile gönderecek olsan yani yaklaşık 3.3 milyon euroluk transfer marketi değerindeki futbolcu gelir, 6 milyonluk futbolcu kadar ya da öbürünü de gönderecek olsan falan filan şu anda <laughs> Fenerbahçe taraftarının da üstüne düşen bir görev var bu arada üçüncü maddede doğru transfer stratejisi dedik. Son olarak da Fenerbahçe taraftarına tavsiyem. Maç oynanılıyor. Fenerbahçe maçı kazanıyor. 4-4 bir maçı kazanmış avusturya viyana maçına. Canlı yayına katılıp Serdar Dursun'u gönder demek bana çok abes geliyor. Hani e, deseler ki biz Fenerbahçeli değiliz. Fenerbahçe çok zorumuza gidiyor böyle galip gelmesi. Karıştırmak istiyoruz deseler. Mantıklı. Yani tam Fenerbahçe düşmanlığı yapacağız. Arkadaşlar Fenerbahçe taraftar. çok bilmişliği bırakın. Takımı destekleyin. Neci olursanız olun önce Fenerbahçeli olun. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Neci olursanız olun. Şimdi muhtemelen şey edecekler. Hocam Dembele Fenerbahçe'de mi? Hangi Dembele? İşte Beko Fenerbahçe'de mi? Hangi Bekao? Hocam demek ki gelmiyorlar ki böyle söylüyor. Yok hayır. Ha Musa Dembele. Mesela Musa Dembele. Açalım transfer marketini bakalım. Hakikaten 20 milyon euro yazıyormuş transfer market yerinde. Kalbiniz bir temiz. 1.87 boyunda. 26 yaşında. 12 Temmuz doğumlu. Bizim ilgilendiğimizden bu yana bir yaş atmadı. 12 Temmuz doğumlu olduğu için. 50 milyon euroyu görmüş 2020 yılında potansiyel yüksek. Şu ana kadar ligde takımının oynadığı hiçbir maçta süre alamamış. Ki ki ben şu an videoyu hazırladığım ee, süre zarfında Stade Reims Olimpik Lyon maçı var. 18.05'te başlayacak. Hani bu maçta yedekler arasında bulunuyor Musa Dembele. 11'de mesela forvette Lacazette, sağında Tete, solunda Ekambi. Torisso var. Lyon'da. Mesela bu şeyde vardı. Neyse o çok önemli değil. Hani adamların diğer ikinci yani iki numaralı forveti sanırım. Lyon'un iki numaralı forvetinde bir sakatlık var diyebiliyorum. Lyon transfer marketi. Hani gelebilir arkadaşlar son senesi transferin. Avrupa'da da 1 Eylül'de transfer sezonu kapanıyor. Hani köşeye sıkıştırıp belki şey yapabilirler. Yani as az forvetleri. Kadavera var mesela. 6 milyon euro değeri var. Dembele sözleşme uzatmayıca yaşında çok kullanmak istemiyorlar Lyon. TT'yi ee, Tete'yi falan yardımcı rolde kullanıp bir şeyler yapma niyetindeler. Hani olabilir. BKO içinde uğraşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama her çabaladığın gerçekleşmiyor maalesef. Onu da söylemiş olduk. Yani Fenerbahçe taraftarından birazcık da sabır bekliyorum. Onun dışında sürpriz bir isim olur mu? Sürpriz isimler olabilir. Özellikle bir stoper ve bir kanat forvet. Yani stoper artı kanat forvet olabilir. Nasıl yani hocam? Yani sizin anlayacağınız Türkçe söyleyeyim. Kanat forvet Türkçe söyleyeyim. Fenerbahçe transfer sezonu kapanana kadar 4 transfer daha yapabilir. İşte detaylar dersem buradan anlarsınız. Hocam Maxi Gomez iptal mi? Arkadaşlar Maxi Gomez konusunda futbolcudan her şey okey. Ama kulübü yani okeylemiyor. Futbolcu gitmek istiyor. Hocam Gattuso işte değişik konu. Arkadaşlar siyasi konuşuyor Gattuso. Şimdi, siyasi mi diyorlar ne denilir? politik konuşuyor Gattuso. Hani ben git demedim, kal da demedim falan filan diye açıkça söylüyor yani. Bu başlığı buldum. Dört transfer gelebilir. Ee, harbi harbi diye de yok. Neydi? Atış serbest üçüncü bölüm diyeyim. Bir nevi atış serbest üçüncü bölüm gibi oldu. Ama asıl atış serbest de şeyde e, transfer dönemi tamamen kapandıktan sonra yapalım. Herkes içindekini döksün. Uzun lafın kısası transferde konuştuk dediğim gibi. Arkadaşlar bakın bir daha söyleyeyim. Bir forvet, bir sağ stoper, en az bir sağ stoper. İnşallah gelecek bir aksilik olmazsa. İnşallah bir aksilik olmazsa gelecek. Not, Salah'ya gitmezse, Gustavo Yenek'e gitmezse sadece Lemos gider. O zaman gelmeyebilir. Ama e bir forvet, bir stoper, bir genç stoper ya da Türk stoper artı bir de kanat forvet beklentim var benim ee, en az en az 4 beklentim var bakalım beklentime göre neler olacak ama şu bir gerçek Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferlere diyorsunuz ki hocam şu çöp çıktı aradan 3 maç geçiyor iki maç geçiyor hocam süper çıktı ya şu akınk en büyük örneği. İki maçını, son iki maçını çıkınca Joshua King için bu nereden alındı? Rogon'un kazığı, şöyle böyle. Son iki maçını ekleyin. Ya da sadece son iki maçını alın. Hocam biz altın bulmuşuz, haberimiz yok. Joao Pedro mesela, daha izleyemedik Joao Pedro'yu. Bir bakalım ne çıkacak. Lincoln, fakir taliskası haksız mıymış? E, Arao, beğeniyorsunuz. Luan Perez, hocam gittikçe toparlıyor diyorsun. Bir tek Gustavo Henrique konusunda. Şimdi ben Gustavo Henrique konusunda taraftara da kızmıyorum. Daha gelmeden bak ben bile dedim ki yani arkadaşlar ben bile biraz polyanlacı bir adamım. Yani e, olumlu taraflarını görmek isterim ama yok ya. Yani bunu bizde hallaş pamuğu ederler. Ha üçlü savunma oynasan belki savunmanın ortasına koyarsın dedim ama. Geçen şey Viyen maçında mıydı? Viyen maçında savunmanın ortasına kondulan bir orta geldi vurdu kafayı gol attı mesela adam. Onda da işe yaramıyor. Bakalım ne olacak? Hocam 1 milyon 400 bin euro imza parası vermişiz falan filan kiralama parası vermişiz. Arkadaşlar bakın her şeye inanmayın. Buruma konusunda da 4 milyon euro zorunlu opsiyon diyor. Şimdi kulüp çıksa desek ki buruma konusunda 4 milyon euro zorunlu opsiyon yok. Ne diyeceksiniz? <laughs> Yalan söylüyorlar, kıvırıyorlar. 4'e imzalamışlar, kıvırıyorlar diyeceksiniz. Demeyecek misiniz? Diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Ha kulüp de çıkmış. Birilerini muhatap almış olacak. O da yanlış. O da yanlış. Mesela Jason Denayer. Bana bunu da çok sorulur Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. 14 milyon euro piyasa değeri var. Hocam alsak olmaz mı? Arkadaşlar Jason Denayer'i aldın. Okey. Ne zaman oynatacaksın biliyor musun? Dünya Kupası'ndan sonra. Yok hocam o kadar da değilsin de abarttın. Dünya Kupası'ndan sonra oynatacaksın arkadaşlar. Sezon başı kampı görmedi. Yemedi sezon başı kampını. Sezon başı kampı yemedi. Yaşı 27. Ve istediği para insani bir para değil. 4 milyon euro imza parası yıllık. 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme. Ya, söğüşlemeye geliyorum diyor resmen. Olimpik Lyon'da ne kadar alıyordu? 2 alıyor muydu? 2 alıyor muydu? Ha hızlıdır. Bir şey diyemem. 1.84 boy mecburen hızlı olmak zorunda. Etkilidir bir şey diyemem. Hatta ben başka bir şey daha söyleyeyim size. Bir e, dönem Jorge Jesus kendi takımına istiyordu. Bakın arkadaşlar. Belçika'dan İngiltere alt e, yaş kategorilerine geçip orada eğitim almak kolay değil. Sonrasında Celtic macerası var. Manchester City sürekli kiralamış. Galatasaray'a kiralamış. Sunderland'e kiralamış. Olimpik Lyon'a gitmiş. Hem de piyasa değeri 3 milyon euro iken gidip 10, 10 milyon euroya transfer edilmiş. 14 milyon euroyu görmüş. Yani Daha da yüksek 25 milyon euroları görmüş. Hem de Nisan 2021'de. Hani atılmaya değer bir zar mı? Atılmaya değer bir zar ama aklınıza hep şu gelsin transferde. Ulan millet aptal mı? Ya millet aptal mı? Niye biz alıyoruz da millet almıyor diye bir aklınızın köşesine de getirin. Ben Denayer için zor diyorum çünkü yüksek bedeller istiyor. Ee, penetra olabilir. Penetra. Ortiz olabilir. Leo Ortiz olabilir. Ama Ortiz için de bence fazla para istiyorlar. Bir tane elemanı bize önerdiler demiştim. Brezilya Ligi'ndeydi sanırım. Aklıma adı gelmedi. O olabilir. Ee, ama bu Penetra ismi daha mantıklı gibiydi. Nino ismini çok soruyorlar. Nino ile ilgili arkadaşlar 5 milyon euroya okey demişlerdi. Biz sonra başkasına bakıp döneriz dedik. Adamlar 8'e çıkarttılar şimdi. Biz de 8'e Niye çıkarttınız diye güya tepkiliyiz. E sen beklesen adam beklemez. Böyle de bir şey var. Hani beni aktaracakların bu kadar. 35 dakikaya yakın şey yapmışız. Emre Belezoğlu konusunda dediğim gibi kısaca özetlemek gerekirse. Emre kendi penceresinden konuşmuş. Fenerbahçe adı geçtiği için rating olduğu için de bu dönemde konuşturmuşlar. Programın zaten yapısı böyle şeyi böyle. Yarın bir gün belki de Galatasaraylı birisini konuşturacaklar. NTV Star grubu Ferit Şahengin olduğu için de Büyük çoğunlukla Fenerbahçe taraftarının izlediği bir grup. O yüzden böyle bir program yapılmış. 3 Temmuz'u Rabbim bir daha bize yaşatmasın. Bize kim yaşattıysa, kimin parmağı varsa en az üç katını yaşasınlar inşallah. Aziz Yıldırım efsane bir Fenerbahçelidir. Bazen kontrolü kaybetse de, bazen ağır tepkiler gösterse de efsane bir Fenerbahçelidir. Yanlışları da vardır, doğruları da vardır saray konusunu konuştu. Aykut Kocaman o da iyi bir Fenerbahçelidir. Yanlışları vardır. Doğruları vardır. Ersun Yanal da iyi bir Fenerbahçelidir. Yanlışları vardır. Doğruları vardır. Ee, ama e, Ersun Yanal ve Erol Bulut arasında şöyle bir fark var. Erol Bulut'a sağlanan kadro derinliği genişliği Ersun Yanal'a sağlansaydı ve Erol Bulut geleceğine tekrar Ersun Yanal gelmiş olsaydı. Bence şu an e, Jorge Jesus bile yok takımın başında. Nasip bazı şeyler. Ama iyi ki bazen şey dersin yani iyi ki dersin. Mesela Vitor Pereira geldi. İşler kötü gitti. Ama iyi ki diyorsun. Bak Kim Minji 18. İşte Crespo. Zayt Çoştu. Atilla Salahi şöyle oldu böyle oldu. Hani üçlü savunmanın kenarında oynattı etti diye. Tisserand'dan bile Fenerbahçe para kazandı. Şöyle böyle diyorsun ya. Bazı şeyler içinde de hayırlısı diyelim. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki takipçimizsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.